Şu anda televizyon dünyasında ve sosyal medya dünyasında her alanda paylaşılan bir video var hocam. Yaklaşık bir dakikalık bir video. Videonun ana temeli şu. Bir kız, 21 yaşında bir kız, 3 kere evlenmiş, boşanmış ve 4. olarak da eşinin askerlik arkadaşıyla beraber, eşi askerdeyken kaçıyor hocam. Ve sonrasında işte bununla alakalı gündüz kuşağındaki programlara çıkıyor ve bu yapmış olduğunu tamamen savunuyor. Ve bunun hani aileye vermiş olduğu zararın nasıl bir zarar olduğunu ve şu andaki bu gündüz kuşak programlarıyla alakalı ne yapılması gerektiğini sizlere sormak istiyorum. Şimdi bakın, normalde bu kız yapmış olduğu bu hareketi eğer bir kanala çıkıp da Türkiye'ye duyurmamış olsa en fazla belli kişilerde ne yapacak bu olay kalacaktı. Doğru mu? Doğru. Milletin de ne beynini, ne aklını, ne kalbini ne yapacak yormayacaktı. İşte bu olumsuz yayınlardan dolayı ne yapılıyor? Allah muhafaza etsin. Bak bunlar devamlı normalleşiyor, konuşuluyor. Sonra buna özenen tipler çıkıyor. Allah muhafaza. İşte bu aile hayatını yıkmanın çalışmaları. Zaten şu anda Türkiye'deki ve tüm dünya Müslümanlarının aile hayatlarının yıkılması için bütün seferberlik ne yapmışlar? Yapmış durumdalar yani. Bunu hanımıyla alakalı da, erkeğiyle alakalı da, çocuklarıyla alakalı da her taraftan bunu ne yapıyorlar? Hayata sokuyorlar. Maalesef sokuyorlar yani. O yüzden dolayı bakın yine tekrar ediyorum. Nereden kaynaklı bu iş? Bakıyorsun yine bu işi reklam etme kaynaklı. Hocam azalmıyor. Evet. İlginç bir şekilde de çoğalıyor. Evet. Ama sebebini de söylüyorum. Tamamıyla alakalı söylüyorum. Tekrar ediyorum. Orada bir tane daha soru vardı hatırlatan. Çocuklarını ne yapıyordu? Öldürüyorlar meselesi var ya. Yedirsin. Hepsi cehalet. Yani biz bu insanlara Allah'ın razı olduğu ölçülerde Allah'la alakalı eğitimde istenen şuur vermezsek, peygamberle alakalı istenen şuur vermezsek, kitabullah'la alakalı istenen şuuru, istenen ahlakı, istenen samimiyeti vermezsek kesinlikle bunların sonu ne yapmaz? Kesilmez. Kesinlikle yani. Niye? Çünkü sen Allah'ın razı olduğu eğitim sistemini, tekrar ediyorum, Allah'ın razı olduğu eğitim sistemini ortaya koymadığın takdirde, şimdi bir şey daha tartışıyorlar biliyorsunuz değil mi? Tartışma ne? Ekonomiyle alakalı. Çin modeli mi? Güney Kore modeli mi? Bilmem ne modeli. Ya ne Çin'i ne Güney Kore'si ya? Allah modeline bakacaksın be kardeşim ya. Ya bir türlü burayı ne yapamadık? Ne hikmetse. Ya bizim ne işimiz var bilmem Çin'le bilmem şöyle burayla. Ya bizim işimiz Rabbimizin bize öğretmiş olduğu model ya. Kur'an modeli. Kur'an-ı Azimüşşan'dan alacağız biz ticaretimizi. Kur'an-ı Azimüşşan'dan alacağız, peygamberimiz hayatından alacağız biz. Evet, güzel geçinmeyi, insanlara davranmayı, ticaret ahlakını, şuurunu, hassasiyetini ona göre alacağız ya. Bereketini zaten Allah koyacak ya. Ama yok Çin modeli, bilmem ne modeli, bilmem şuraya. Böyle insanları olmayacak olumsuzluğa götürüyorlar. Daha önce biliyorsun, onu da söylemiştim. İstanbul Sözleşmesi diyorlar mesela. Siz İstanbul Sözleşmesi'nden çekildik. Tamam. Peki çekildin de nereye çekildin? Ankara Sözleşmesi'ne mi çekildin? Yoksa gerçekten İslam modeline mi çekildin? İslam Sözleşmesi'ne mi çekildin? Eğer İslam Sözleşmesi'ne çekildiysen baş tacısın. Yoksa bunun dışında ne modele çıkarsan git, bil ki bunun altına tehlikeli, hüsran, perişanlık. Rabbim muhafaza etsin inşallah.